İkinci tema: Milli Mücadele ve Atatürk. Düşman askeri neden ağlıyordu? Malgaçemir köyünden Hasibe ninenin anıları. Haziran ayının ortalarındaydık. Malgaçemir köyü imamının sabah ezanı sesi büyük bir patlamayla kopan gürültüye karıştı. Sanki yer yerinden oynamış, evlerimizin toprak damları elek gibi sallanmış, üstümüz toz toprağa bulanmıştı. Çok geçmeden efeler, zeybekler, marşlar, türküler söyleyerek köye girdiler. Önlerinde Yörük Ali Efe vardı. Malgaç baskınını başarıyla uygulamıştı. Şu dağılmadan geçtin mi? Soğukta sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük'te Ali'yi seçtin mi? Şu dalamadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi? Çevrede yapılan bayramlarda, düğün, dernek gibi toplantılarda bu türkü 40 yıldır söylenir. Daha da söyleneceğe benzer. İki köy halkı bizim evin çevresini sarmıştı. Yörük Ali Efe ve arkadaşlarına sarılıp onlara "Yaşayın, sağ olun" diye bağırıyorlardı. Yoğurt, ayran, incir, üzüm getiriyor, Efe ve zeybeklere sunuyorlardı. İki köyün arasında büyük bir ateş yakıldı. Kazanlar kuruldu. Moskov'tan yaralı dönen Memiş dayı aşçılık görevini üstlendi. Yemekler yapıldı, ayranlar içildi. Başarıya ulaşan Malgaç baskınının onuruna büyük bir şölen verildi. Efe ve zeybekler, köy halkı sabaha kadar oyun oynadılar, türkü söylediler. Ertesi gün istasyon önünden çıkan dumanlar azalmış, güneş ılık bir yaz sabahını muştuluyordu. Efeler, zeybek ve köy halkı bir gün önce havaya uçurulan düşman yığınına gittik. Korka korka ilerledik. İki zeybek öncü olarak bizden 500 metre kadar ileriden yürüdü. Olay yerine vardığımızda durum çok korkunçtu. Demir yolu rayları, traversler sökülmüş, ötelere fırlamıştı. Köprü yerle bir olmuştu. Taşlar, topraklar kireç gibiydi. Bahçelerde otlar, ağaçlar kül olmuştu. Baskın alanı köy ve kasabalardan gelen halkla doluydu. Çanakkale ve Kafkas gazileri eski deneyimlerinden örnekler veriyor, bu patlamanın çok küçük olduğunu anlatıyorlardı. Yeni Pazarlı Çanakkale gazisi Kösem mi, Conk Bayırı ve Anafartalarda gördüklerini, Çanakkale Boğazı'ndan Yarım Dünya adlı gemiyi nasıl batırdıklarını, çevresinde biriken kadınlara, erkeklere bilmem kaçıncı kez dinletiyordu. Öğleye doğru az da olsa heyecan yatışmıştı. Yanmış bahçeler arasından bağırarak torunum Mustafa'nın geldiğini gördüm. Nefes nefeseydi, gözlerinden korku ve heyecan okunuyordu. Konuşmaları zor anlaşılıyordu. "Bahçe yolunda yanıkların içinde ölmemiş yaralı bir düşman askeri yatıyor," dedi. Kadınlı erkekli Mustafa'nın gösterdiği çalılığa doğru yürüdük. Gerçekten orada kanlar içinde, yanık çalılar arasında inleyen bir düşman askeri yatıyordu. Bizden korkmuştu, kuşkuyla bakıyor. "Elinize düştüm, öldürmeyin beni," diyordu sanki. Yunan askerinin yarası çoktu. Yüzü, elleri yanmış, ayağı kırılmıştı. Acısı fazla olmalıydı, durmadan bağırıyordu. Üstümde yelek vardı, çıkardım. Yanımdakilerin yardımıyla yırttım. Yaralı askerin kanlarını, yüzündeki yanıkları sildim. Ayağındaki kırığı köse emminin getirdiği bir tahta parçasıyla tutturarak yeleğin artanıyla sardım. Kafkas'ta şehit düşen kocam, Çanakkale'de kalan oğlum aklıma geldi. Biliyordum ki onlar da bu asker gibi yaralanmışlardı. Bizim gibi birileri ilgilenip yaralarını saraydı, belki de ölmeyeceklerdi. Ağlıyordum.
Düşman askeri biraz rahatlamıştı. Mustafa az ileride otlayan eşeğimizi getirdi. Hayvancağız açtı, otların çoğu yanmıştı. Evde doyurmayı düşündüm. Askeri hep birlikte merkebe bindirdik. Halk ve Mustafa önde, ben arkada eve geldik. Bir ara yaralının yanına sokuldum. Söylemediğimi bırakmadım. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Be oğlum, ne işiniz vardı da geldiniz buralara? Niceleri göz koydu, hiçbirisi de alamadan geri gitti. Sizin yüzünüzden bir evden iki şehit verdim. Siz hiç utanmıyor musunuz? Üstelik aramızda bir de büyük deniz varmış. Oralara nasıl aşıp geldiniz? Ülkeniz niçin uslu durmuyor? Mustafa bana göz etti. Nine, bu düşman askeridir, Türkçe bilmez. Söylediklerinin hiçbirini anlamaz dedi. Oysa ben onun Türkçe bildiğini sanıyordum. Konuşurken yüzüme dikkatlice bakıyordu. Doğruca sağlıkçıya gittik. Komşumuz Ali askerde sıhhiye çavuşuymuş. Terhis olup gelirken yaralara sürmek ve sarmak için ilaç ve bez getirmişti. O yeni baştan yaraları temizledi. İlaç sürdü, bağladı. Biraz rahatlayınca yemek verdik, iştahla yedi. Su verdik, içti. Bir şeyler mırıldanmaya başladı. Söylediklerini anlayamıyorduk. Köye çok eskiden gelerek yerleşmiş yaşlı bir değirmencimiz vardı. Adına Garip Adalı derlerdi. O Yunan dilini iyi biliyordu. Mustafa'm gitti onu getirdi. İkisi konuşmaya başladılar. Anlattıklarını Garip Adalı çevirip bize bildiriyordu. Bizim Mustafa Kemal'in kentindenmiş. Büyük kayıp vermişler. Türkiye'ye geldiğine pişman olmuş. Kendisini ne kadar süre esir tutacağımızı soruyormuş. Memleketinde anası, babası, iki kız kardeşi varmış. Orada bulunanlar onları ilgiyle izliyordu. Yörük Ali Efe ve Zeybekleri sabahleyin olay yerini inceledikten sonra Nazilli'ye gitmişlerdi. Bu yaralı Yunan askerinden duyumları olmamıştı. Askeri konuk odasına götürdük, bir yer yatağına yatırdık. Sabahleyin iki atlı gelmişti. Biri asker, diğeri zeybek giysiliydi. Kapıyı çaldılar, çıktık. Yaralı Yunan askerini istiyorlardı. Onları da içeriye aldık. Urumca bilen değirmenci garibi yeniden çağırdılar. Urumca sorular sordular, kağıda bir şeyler yazdılar. Yaralı askere imzalattılar. Köyden sağlanan bir öküz kanısına yaralı Yunan askerini bindirdik, Malgaç istasyonuna doğru götürdüler. Kağan'ı tam yürüyecekken esir asker elimi öpmek istediğini garibe söylemiş. Kanının içinde yara ve ağrılarını unutmuş gibiydi. İki damla gözyaşı elimin üstüne akmıştı. Garibe Yunan askerinin neden ağladığını sordum. Şöyle demiş. Milletinizin efendiliğine hayranlığımdan ağlıyorum demiş. Yaralarını sardığımız, aş ve ekmek verdiğimiz için çok sevinçliydim. Halil Orhan, Özgürlüğün Bedeli, kısaltılmıştır.